Selamünaleyküm herkese merhabalar. Bugünkü videoda sizlerle beraber Domino's iş tecrübesinden bahsedeceğim. 2022 yılının yaz sezonunda mevsimlik işçi olarak gittiğim Texas Galveston turistik bölgesinde yapmış olduğum Domino's kuryelik ve mutfak çalışanı tecrübelerimden bahsedeceğim. Hem kuryelik yaptım hem de mutfak çalışanı olarak mutfaktaki diğer bütün işlerle ilgilendim. Bizim bulunduğumuz Domino's bir tık daha eski yerleşim yerine yakın olan Domino's'tu. Adada iki tane Domino's vardı. Bir eski yerleşime yakın olan yerdeki Domino's. Daha adanın uzak tarafında. Bir de adanın girişinde otel bölgelerine yakın olan yerdeki Domino's vardı. Ben ikisine de online olarak başvuru yaptım. SSN denilen veya SSN denilen sosyal güvenlik numarası oluyor. Bunu kullanarak online olarak başvuru yapıyorsunuz. Online başvurudan sonra sizi mülakata çağırıyorlar ve o işe uygun olup olmadığınızı hem görüyorlar hem de konuşuyorlar. İşte sizin uyumlu birisi olup olmanıza bakıyorlar, iş yapıp yapamayacağınıza bakıyorlar. Ve eleman ihtiyaçları varsa büyük ihtimalle sizi oyalamadan alıyorlar. Benim zamanımda Amerika'da çok fazla eleman ihtiyacı vardı. Hemen hemen bütün sektörlerde. Zaten pandemiden sonra 2022 sezonunda her yer iş işe alıyordu ve zaten asgari ücretli iş olduğu için ve ikisinden de kabul aldım, ikisinden de mülakat yaptım. Ama bir tık daha böyle eski yerleşim yerlerini o artık ne olarak geçiyordu o kısım? Daha böyle iç kısımlardaki işte yani o evlerin olduğu yerler, işte tarihi yerler olsun. Oralara yakın olmak, oralarda çalışmak, oralarda bisiklet sürmek, işte oradaki insanlara hizmet etmek istediğim için turistlerden ziyade o bölgeyi seçtim. Yani oradaki yeri seçtim Domino's olarak. İlk baş orada mülakata girdim ve tamam dedim anlaştım. Daha sonrasında ikinci bölgedeki yer beni mülakata aldı. İşte gayet güzel gidiyorduk. En sonunda da adama şey dedim. Orada da yine bir erkek bir menajer vardı. Daha böyle pizza ustası olan insanları menajer yapıyorlar. İşte dedim diğer taraftan da anlaştım. İşte böyle bir üzüldü falan, işte biz daha çok veririz falan gibisinden konuştu. Orası ne kadar veriyor diye falan sordu. İkisi de aynı 12 dolar veriyordu saatlik. Overtime yaparsanız o 18'e çıkıyordu. Tabii overtime imkanı olmuyordu ve de çok elemana ihtiyacı vardı. Öyle olunca bir üzüldüm üzüldü böyle tamam hayırlısı olsun gibisinden konuştuk. Ben dedim ikinize de çalışırım <laughs> sıkıntı yok dedim. Ama o şey yaptı yani e, beni daha sonrasından kabul etmedi. Herhalde öyle bir şey de olmuyor iki tane farklı aynı dominos yerinde çalışmak veya farklı dominos yerinde çalışmak çünkü aynı sisteme bağlı ikisi de. Aynı anda iki yerde muhtemelen gözükülmüyor. O şekilde orayı ipsal ettim. Orası saat 12'ye hatta 1'e 2'ye kadar çalışıyor diye biliyordum. Oraya da benim yanımdaki iki tane Türk arkadaşa tavsiye ettim. Onlar hemen online başvurularını yaptılar ve orada güzel mesailer almaya başladılar. Güzel de çalıştılar, güzel para da kazandılar. Yanımdaki ev arkadaşlarıma tavsiye ettim. İki Türk arkadaş da onlarda. Onlar o turistik bölgede başladı. Ben tabii çok daha öncesinden o diğer kasabanın içindeki, adanın içindeki yerde çalışmaya başladım. Çok fazla kurye vardı. Ona rağmen kuryeye ihtiyaçları vardı. Bir de yani kurye bulduğum takdirde bir kampanya vardı. Kurye kazandırma kampanyası ve bu şekilde bu kampanya dahilinde kendileri de belli miktarda güzel ücret alıyorlardı. İşte bu menajerler olsun. Artık kim o kuryeyi getirdiyse benim Türk ehliyetim üzerinden bisikletli kurye olarak başladım. Arabası olanlar arabalı kuryelik yapıyordu. İşte arabası olmayanlar normal bisikletle falan yapıyordu. Benim gibi 4-5 arkadaş vardı. Ben orada çok ihtiyaç olmadığı için hem mutfakta hem de kurye olarak çalıştım. Ama çalışmamın çoğunluğunda mutfakta çalıştığımı söyleyebilirim. İşte bu akşam vakitleri olsun, öğlenleyin o öğle yemeği vakti olsun. Bu gibi saatlerde özellikle şöyle söyleyebilirim. 11 ile 1 arası, 5 ile 7, 8 arası diyebilirim bu yoğun saatlere. İşte bir akşam yemeği 5, 7, 8 bir de öğle yemeği olacak şekilde yoğun saatler oluyordu. O saatlerde mutfağı bırakıp kurye işine geçiyordum. Orada bir uygulamaları var. Takip edebileceğiniz direkt sistemden görüyordunuz. Orada belli bir sistemler var. Sizi sisteme ekliyorlar. O sistemden telefonunuz yardımıyla direkt evin adresine gidip bırakıyordunuz. Ne kadar hızlı olursanız diğer kurye arkadaşların önüne geçip daha iyi ordurları ve daha fazla ordur alabiliyordunuz. O şekilde bir sistemleri var. Belli bir kısmı direkt önceden bahşiş vererek alınıyordu. Biz sırayla gidiyorduk tabii ki. İşte arabalı kuryelerle aynı kazanıyorduk. Arabalı kuryeler, bu ince kesim pizzalar vardı. Onu bisikletle taşımak bir tık zordu. Genelde o orduları onlar alıyordu. Ama bazen arada bir biz de kaçamak yakıp onları alabiliyorduk. Özellikle güzel bir sipariş varsa yani şöyle 100 dolarlık, 120 dolarlık. Onların sipariş ne kadar güzelse, bahşiş de o kadar arttığı için onları almak avantajlı oluyordu. İşte biz de arada bir arabalı kuryelerin o ince kesim, yani ince tabanlı pizzaları alabiliyor Çünkü bisiklet daha sarsıntılı olduğu için onları taşıması daha zor oluyordu. Onları da o yüzden arabalı şeylere bırakmışlar. Elektrikli bisikletti. Gayet güçlü bir bisiklet. İşte 40-50 km hızlara çıkan bir bisikletti. Ben kaskımı takıp yola çıkıyordum. E tabii ki tehlikeliydi ama çok da zevkliydi bunun yanında. Herhangi bir kazaya karışmadım ama tabii ki e, kaza tehlikesi atlattım. İşte yanlışlıkla e, tam böyle yeşil olmuşken geçiyordum. Orada bir korna kornamornu yedim yani. Allah'tan kaza gerçekleşmedi. Kaza gerçekleştirdiğim farklı olaylar var. Onları da ilerleyen videolarda bahsederim. O şekilde kuryeliğimi yaptım. Bu kuryelik haricinde işte bana çok ihtiyaç olmadığı zamanlarda falan mutfağa geçiyordum. Mutfakta pizza hazırlıyordum. İşte en son hamur açma kısmına falan gelmiştim. Hamur açtıktan sonra pizzanın üstünü siparişe göre yukarıdan ekrana bakıyorsunuz. Ekrandaki siparişin büyüklüğüne, işte ne olduğuna göre siz orada şeyleri yerleştiriyorsunuz. İşte zeytinedir, biberidir. Daha sonrasında peyniridir. Onlar özel özel böyle önünüzde şey var. Siz alıyorsunuz o pizzayı. Üstüne yerleştiriyorsunuz. Belli sayıları var. Belli adedi var. Özellikle sucuk olsun, şey olsun. O şekilde yerleştirip fırına atıyorsunuz. Fırında yaklaşık 2-3 dakikada böyle bir raylı sistem var. 2-3 dakikada pizza oluyor ve çıkıyor. Daha sonrasında orada hemen fırının başında da bekleyen bir arkadaş oluyor. O arkadaş hemen kesip ordura hazırlıyor. Bütün hepsi hazır. Hepsini belli bir yere koyup işte içeceğidir ve benzeridir. Kurye arkadaşa gidecek şekilde bırakıyor. Kuryenin haricinde dükkana gelip alan insanlar da oluyor. Onu tabi uygulamasından seçiyorsunuz. Gayet profesyonel bir şekilde çalışıyor. Daha sonrasında işe başlamadan önce güzel bir eğitimleri var. Yine 30-40 saatlik genel olarak pizza yapımını ve neler olup neler yapmanız gerektiğinden bahseden 40-50 saat olabilir öyle bir eğitim. Tamamen bilgisayar üzerinden formalite icra bir eğitim alıyorsunuz. Asıl eğitim Siz çalışırken oluyor İşte uygulamanın yüklenmesidir falandır filandır İşte ben kuruyor olduğum için birkaç kere arabalı birisiyle Sipariş bırakmaya gittim. Tabii en baş, başlarda çok eğlenceli çok böyle Dışarıdan bakıldığı takdirde zor geliyor işte uygulaması falandır filandır derken Sonra ilk Sizi gönderiyorlar bir iki defa çıktığınız zaman Alışıyorsunuz çok büyük bir problem olmuyor. Bayağı da kolay oluyor. Hemen hızlı hızlı atıp ikinci ordur almaya falan koşuyorsunuz. Aldığınız bahşişler dediğim gibi bir baştan ödemeli bahşişler var. Bir de oraya gittiğinizde elden almalı bahşişler var. Bahşişler de fena değildi. Bahşişlerle beraber 15-20 dolara saatlik geldiği oluyordu. 12 dolar artı bahşiş şeklinde bu işler yapılıyordu. Aynı zamanda Arabaysanız da gittiğiniz mil kadar da ekstra benzin ücreti alıyorsunuz. Şirket bunu karşılıyor. Arabalı kuryelik yapanlar için. Öyle de bir sistemleri var. Benim menajer çok rahat bir menajerdi. Hatta iki tane menajer vardı. Bir kadın bir erkek. Genel olarak erkek orada bulunuyordu. O erkekte ismi John'du. Orayı bırakıp başka yere gidecekti. Çok iyi pizzacıydı. Çok hızlı yapıyordu. Domino's'ta önemli olan pizzayı hızlı açıp hızlı fırına koymak. En önemli şey oydu. Ve o da artık yılların pizzacısı olarak çok iyi iş yapıyordu. Çok hızlıydı. Sıkıştığımız zaman hemen mutfağa gelip işleri toparlıyordu yani. Öyle bir şeydi. Ve çok rahat bir adamdı. O bakımdan bana esnek mesai yazmıştı. Yani istediğim zaman gelip istediğim zaman gidiyordum. Ve bu harika bir şeydi. Dediğim gibi zaten kurye olduğumdan çok ihtiyaçları yoktu. Aynı zamanda kurye haricinde de hem açılış olsun hem kapanış olsun. işte temizlik ve ürünlerin hazırlanması, sosların hazırlanması olacak şekilde mutfakta da çalıştığım için ee, zaten e, illaki bir iş oluyordu. O bakımdan ben de esnek olarak çalışabiliyordum. Yani işin olmadığı saatlerde orada oturup para almaktansa ben içeride çalıştığım için o bakımdan bana da artı bir kredi veriyordu. Diğer kuryeler çalışmada takdirde onların mesaisini bitirip yollayabiliyordu. Ama ona rağmen ayıp olmasın diye iş olmasa bile o kuryeleri orada tutup paralarını ödüyordu. Öyle bir menajerdi. Bayağı iyiydi yani. O bakımdan esnek de bir menajerdi. Daha sonrasında akşamları çıkarken sağ olsun bize de özellikle mutfak çalışanlarına kuryelere çok yapmıyor. Ama mutfakta çalışanlara pizza hazırlayıp akşam yemeğinde öyle çıkarttırıyordu. Domino's'ta her şeyi taze hazırlıyoruz. Hamurlar taze geliyor. Dünden kalan hamurlar gidiyor. İşte akşamleyin fazla hamur artarsa biz de alıyoruz. İşte fazla malzeme olursa biz de alıyoruz. Eve götürüyoruz veya orada yiyoruz. Her şey taze. Soslar taze. Hamurlar taze. O yüzden çok lezzetliydi. Yani Domino's gerçekten tavsiye ederim. Türkiye'de nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Ama orada biz New York style yani New York tarzı güzel hamurlarda kenarları böyle geniş, orta tabanı fazla kabarık olmayan yani hamuru da ona göre tam olması gerektiği gibi bir pizza yapıyorduk. New York tarzı dediğim gibi İtalyan tarzı değil yani Napolitan pizza değil. Öyle güzel lezzetli pizzalar yapıyorduk ve ben hem kuryelikten hem de mutfakta çalışmaktan çok memnundum. Orada bütün pizzaların şeyleri vardı önümüzde. İşte ne, neye ne adet konuluyor işte falan filan böyle. Onların ben fotoğrafını çektim. Yarın öbür gün pizza işi yapacaksam oradaki şeylerden tabii ki de örnek alacağım. Bunun yanında pizzanın yanında yine hamurlu ürünler yapıyorduk. Hem tatlı bir tık daha böyle tatlı kategorisine giren ürünler yapıyorduk. Bir tık daha böyle sandviç olur. İşte o ekmekli ürünler olur veya tavuklu ürünler olur. O gibi şeyler de yapıyorduk. Yani sadece pizza değil, pizzanın yanında bu gibi hem tatlı olsun de yapabiliyorduk. İşte neydi o sufle falan olması lazım. İşte fırında yapılabilecek, pizzanın yanında gidebilecek ürünler de yapıyorduk. Gayet güzeldi. Pizzacılık işi de gayet güzeldi. Hamur açıyorsunuz ve hızlı bir iş. Hemen insanların karnını doyurabiliyorsunuz ve lezzetli, aynı zamanda sağlıklı olduğunu düşündüğüm de bir iş. Özellikle sağlıklı içeriklerden yaparsanız pizzanızı. E bir nevi lahmacunun İtalyan versiyonu. Tabi bunda kıymadan ziyade daha çok sucuk ve peynir üzerine kurulu bir sistem. Hatta sucuk da yok. Yani hamur, domates sosu ve peynir. Yani bu üç şey pizzayı oluşuyor. Hani böyle çok fazla içine bir şey katmanıza gerek yok. Sadece bu üçüyle bile harika lezzetler alabiliyorsunuz. Ve eğer pizzanın hamuru iyiyse, sosunuz iyiyse sadece hamur artı domates sosu bir de üstüne biraz kekik, sarımsak tuzu atarsanız harika pizzalar ortaya çıkıyor. Ve ben o şekilde bile sade pizza yediğimi hatırlıyorum ve kendime sade pizza yaptığımı da hatırlıyorum. Ekstra olarak orada dediğim gibi mutfakta çalıştığımızdan kendimize özel pizzalar yapabiliyorduk. İşte ananaslı olsun böyle farklı farklı şeyler menüde olmayan böyle custom özelleştirilmiş pizzalar da yapıyorduk. O da gayet güzeldi. Hem oradaki tarihi yerleri gezmiş oldum, oradaki insanlara hizmet etmiş oldum hem de Güzel paralar kazandım. Saatliğim ortalama 15'e denk geldi. İşte dediğim gibi bazı saatler 20-25 kazandığım da oldu. Bahşişli iş olduğu için. Sabit ücret artı bahşiş şeklinde çalışıyorduk ve bu da gayet güzeldi. Domino's'ta hem mutfak hem de kuryelik tecrübelerim de bunlardı. Tavsiye eder miyim? Ederim. Güzel iş. Yani hem karnınız doyuyor, hem para kazanıyorsunuz, hem eğlenceli de bir iş. Orada kendinizi geliştirme, ustalaşma imkanını da sunuyor size. Yarın öbür gün kendi pizzacınızı açmak isterseniz oradaki elde etmiş olduğunuz hamur açma tecrübesi olsun, işte malzeme yönetimi olsun, Orada bizim arkada mesela bir dondurucumuz vardı. Dondurucu o da. Ne kadar da büyüklüğü. 5 metreye 2 metre falan öyle uzunlamasına bir dondurma yeriydi. Orada taze gelen ürünler oraya atıyorduk. Oradan alıp alıp taze taze işlem yapıyorduk. Hem bu kısımlar olsun, mutfak kısmı olsun. Ve bu şeyler çok küçük bir alanda yapılabiliyor. Pizzanın şeyi bu. Yani avantajı bu. Hemen bir fırınınız olsun ve Küçük bir odada bile bunları gerçekleştirebiliyorsunuz ve harika pizzalar ortaya çıkartabiliyorsunuz. İşte bu gibi tecrübeler çok önemliydi. Hamur yapma aşamasını öğrenemedim maalesef çünkü hamurlar hazır geliyordu. Ama hamur sonrası diğer aşamalar olsun pek çok şeyi görmüş ve öğrenmiş oldum. Ve küçük bir alanda nasıl başarılı işler ortaya çıkartılabileceğini görmüş oldum. Bunlar da benim tecrübemdi. Pizzacıda kuryelik, dominos ve aynı zamanda mutfakta çalışma tecrübeleriydi. Elhamdülillah gayet güzeldi. Allah oradaki insanlara da hidayet nasip etsin. Güzel insanlardı. Beni de orada istihdam ettiler. Ve beni hem mutlu ettiler hem para kazandılar. Öyle de güzel tecrübeler yaşadık. Ve bunları da size burada paylaşmış bulundum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım eğlenceli bir video olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Kanalımıza abone olmayanlar hem kendilerine hem de kanalımıza değer katmak için abone olabilirler. Abone olan arkadaşlar da bildirimleri açarak Gelen videolardan daha hızlı bir şekilde haberdar olup video silinmeden kaldırılmadan bu videolardan yararlanabilirler. Yani iki video öncesinde bir videom kaldırıldı maalesef çok da kaldırmak istemediğim bir videoydu ama yapacak bir şey yok. O bakımdan bildirimleri açmayı unutmayın. O videoya ulaşmak isteyen arkadaşlar bana özelden dönebilirler. Köpek evi işini anlatmıştım. Onu çalıştığım abi çok beğenmedi, o yüzden kaldırdım. Ee, işte dediğim gibi ulaşmak isteyenler bana özelden dönüş yapabilirler. Onları özelden paylaşmak isterim. Bir sonraki de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.